Baz örnek soru 2. Bu videomuzda baz konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir küme verilmiş, kümesindeki elemanların P3 için baz oluşturup oluşturmadığını belirleyiniz. Burada P3 ile kastedilen 3. derece polinomlar uzayıdır. Yaptığımız ilk örnek de 3. derece polinomlar uzayı içindi. 3. derece polinomun genel ifadesini yazacak olursak ax küp artı bx kare artı cx artı d. 3. derece polinomlar uzayının genel ifadesinde 4 bilinmeyenimiz söz konusu. 4 bilinmeyenimiz varsa bunu gerebilecek olan polinomlar kümesinin en az 4 tane elemandan oluşması gerekir. Burada kaç elemanımız var? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Birinci şartımız bu küme P3'ü germelidir. Germe işi gerçekleşebilir. Gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmiyorum. Burada pratik bir şekilde baz oluşturmadığını söyleyebiliyoruz bu soruda. İkinci şartımız küme içindeki elemanların lineer bağımsız olması gerekir. Eğer ki buradaki 4 bilinmeyenimiz varken 4'ten daha fazla polinom verildiyse bunların lineer bağımsız çıkabilmesi mümkün değildir. Bunları C1, C2, C3, C4, C5 katsayılarıyla çarpıp 0'a eşitlersek o katsayılardan bazıları birbirleri türünden çıkmaya başlar. Yani onların hepsinin 0 çıkması için bütün katsayıların 0 olmasına gerek olmaz. Bunlar lineer bağımlıdır. Buradaki söyleyeceğimiz şey, bu kümedeki elemanlar lineer bağımsızlığı sağlamayacağı için bağımsızlık sağlanacak mı buna bakacağız. Ama burada 4'ten fazla eleman olduğu için lineer bağımlıdır. Ve bu nedenle bunlar P3 için baz oluşturmaz. İki şartın sağlanması gerekiyor. Germeyi hiç kontrol etmedik. 4'ten daha fazla polinom olduğu için gerebilme ihtimali var. Ama 4'ten daha fazla polinom olduğu zaman lineer bağımsızlık mümkün değildir. Germe için ve lineer bağımsızlığın aynı anda gerçekleşebilmesi ancak ve ancak bizim bu polinom kaç bilinmeyen neyse bu kümede de tam olarak o kadar eleman olması durumunda aynı anda sağlanabilir. Burada 4 bilinmeyen varsa bu kümenin içinde de 4 tane polinom olmalıdır. O zaman baz olabilme ihtimali vardır. Hem germeyi hem lineer bağımsızlığı kontrol ederiz. Eğer ki burada 4'ten daha az polinom olursa o zaman germe işlemi gerçekleşemeyeceği için baz oluşturmaz. Eğer ki burada 4'ten daha fazla polinom olursa lineer bağımsızlık gerçekleşemeyeceği için baz oluşturmaz. Lineer bağımlıdırlar. Baz oluşturmaz. Fakat böyle yazdığınızda normalden bir tane fazla polinom var diye yazdığınızda hoca tahminen sınavda bu çözümü kabul etmez. O yüzden lineer, ben bunu genel olarak bilgi olarak söyledim. Pratik biçimde çözmek isteyenler için. Bunların hepsini C1, C2, C3 ile çarptığımızda C1 çarpı 1, C2 çarpı 1 eksi x, C3 çarpı yine de sınavda göstermekte fayda var. C4 çarpı 1 artı x kare, C5 çarpı 1 artı x artı x küp eşittir 0 dedik. Sabitleri alıp 0'a eşleyeceğiz. Buradan bir sabit geliyor C1, buradan bir sabit geliyor C2, buradan bir sabit geliyor C3, buradan bir sabit geliyor C4, buradan bir sabit geliyor C5 eşittir 0. X'lere geliyoruz. Buradan bir x'li geliyor eksi C2. Buradan x'li gelmiyor. Buradan x'li gelmiyor. Buradan x'li geliyor. C5 eşittir 0. X karelilere geliyoruz. C3 eksi C3. Bunlarda x kareli yok. Artı C4. Bunda x kareli yok. Eşittir 0. X küplüye geldiğimizde bunlarda x küp yok. C5 eşittir 0 çıktı. Tamam. C5'i 0 bulduk. Götürdük buraya yerine yazdık. C2 de 0 olmak zorunda oldu. C5 ve C2'nin 0 olduğunu bulduk. Buradan bulduğumuz şey C3 eşittir C4. Bunları yerine götürüp koyarsak C2 yerine 0 koyduk.
C5 yerine 0 koyduk. C3 ile C4 eşitti. Burası C1 artı 2 tane C3 olur. Şunun yerine de C3 yazdım. Bunlar 0 0 etti gitti. Eşittir 0'dan. C1 eşittir. Eksi 2 C3 çıktı. Burada bu eşitliğin 0 olması, bütün harflerin 0 olması gerçekleşmeden de mümkün. Mesela C3'e biz buradan 1 dersek C1 eksi 2 C2 0 C3 C3'e 1 dediğimiz için 1 zaten o. C4 1 C5 0 için bunları götürüp buradaki kat sayıları koyduğumuzda sonuç yine 0 çıkabiliyor. Bütün C'ler 0 etmediği için lineer bağımlı olduğunu göstermiş olduk. Lineer bağımlıdır. Bu polinomlar lineer bağımlı olduğunda zaten baz oluşturma şansı otomatikman ortadan kalkar. Baz değildir. Tabii burada kısaca cevap verecek ve belki hocalarınız da kabul edebilir. Bilinmeyen adedimiz 4. 4'ten daha fazla burada polinomumuz var. Bunların lineer bağımlı olabilmesi mümkün değil deyip lineer bağımlı olduklarından dolayı baz oluşturmazlar deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Yine de göstermekte fayda vardır. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.